Ben Tansel Türk, bale sanatçısı. Bir kere çok teşekkür ediyorum böyle bir platformda bana konuşma şansı tanıdığınız için. Şimdi hayata tutunmak, hayatın gayesi denildiği zaman tabii her insan aslında kendi başarı öyküsünü kendisi yaratabiliyor. Ve bunun için de değişik formüller ve değişik parametreler var. Yani çocuğumun var, bir 6 yaşında, bir 11 yaşında çocuğum var. Onların hayatlarıyla ilgili acaba ileride yapacakları konusunda neler yapacaklarını düşündüğümde onların hayatlarında belirli bir yerlere gidebilmeleri için, belirli bir çizgiye ulaşabilmiş olmaları için elbette ki iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz önce. Ama ne olacaklar ileride ve neye yetenekleri var, neye istekleri var henüz ufak yaşta olduklarını düşündüğümüz için keşfetme aşamasındayız. Dilerseniz ben kendimden yola çıkarak biraz anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz bale sanatı çok küçük yaşlarda çalışmaya başlanıyor. Konservatuvarda 10 yıldır zor, meşakkatli, disiplinli, bir o kadar da zevkli eğitim sürecine girebilmesi için önce çok yetenek taramalarından geçilmesi ve konservatuvara girilebiliyor olmuş olması gerekiyor. 41 yıl önce baleye başladığım gün ne hiç unutamıyorum. Hatta şöylesine bir teklif vardı. TRT televizyonu, tek bir kanal vardı o zaman. Diğer kanallar henüz kurulmamıştı. TRT televizyonu çocuk eğlence programına ilkokuldan öğrencilerini taşımıştı. Öğrencileri taşımışlardı. Onların arasında ben de vardım. Konservatuvarda bir hoca, Suna Şenel, koreografiyi yapmak, çocukları düzenlemek için oraya gelmişti. Hepimiz gibi, bütün eğitmenler, öğretmenler gibi onlar da çocukların yeteneklerini uzaktan gözlemleyerek belki aralarından bir kabiliyet yakalarım düşüncesiyle o gözle bakarlar. Suna Hoca anneme şunu söylemiş. Demiş ki ya Tan mutlaka konservatuvarın bale sınavına girmeli. Çünkü hareket algı biçimi, kabiliyeti ne iyi gördüm bu çalışmada. Bunun sebebi de şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben o dönemde tekvondo ile uğraşıyordum. İstanbul'daki Türkiye Tekvondo Şampiyonası'nda 6 madalya almıştım. Yani tekvondo ile aslında çok haşır neşirdim. Fakat bale aklımın ucuna hiç gelmezdi bile. Hayatımda bale ne demek denildiği zaman çok da fazla bir şey anlatamıyordum. Orada işte annem devreye girdi. Yani şöyle bir şansım var diye düşünüyorum benim. Annem bu böylesine bir teklif alınca Suna Hoca tarafından, konservatuvar sınavına girsin denilince, annem şöyle bir şey yaptı. O anı ben çok iyi hatırlıyorum. Sanki babamla konuşur gibi ciddi bir konu var tam. Bunu seninle konuşmamız gerekir dedi. Gerekiyor dedi. Tamam anne dedim. Ben de sokakta o zaman oynayan, işte okula giden, ilkokula giden sokakta oynayan bir çocuktum. Ağaçları tırmanan. Fakat annemin bu konudaki ciddiyetini görünce karşılıklı iki sandalye koydu. Tabii ben de daha dikkatli dinler hale geldim annemi. Şunu sordu. Dedi ki sana böyle bir teklif geldi. Sınava girmek ister misin? Şunu söyledim, ne hatırlıyorum. Tamam da bale ne demek? Onun cümlesini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle dedi. Benim çocukluğumdan itibaren sana anlattığım masallar var. Bu masalların sahne üzerinde olduğunu düşün. Ona bir de ona müzik yapan orkestra olduğunu düşün. Kırmızı kocaman bir perde açılıyor ve seyirciyle buluşuyorsun. Ve o karakterleri dans ederek seyirciyle buluşuyorsun. Yani bir masal kahramanı oluyorsun. Bunu ister misin? Şimdi ben bu cümleyi hatırlıyorum. Bu söylemi çok iyi hatırlıyorum. Fakat ona ne dediğimi tekrar sordum. Yıllar geçtikten sonra. Ne dedim anne ben sana dedim. Dedi ki 2 gün zaman istemişim ben ondan. Ve 2 günün sonucunda da gelip anneme evet sınava girmek istiyorum demişim. Sonrasında Devlet Konservatuvarı'nın sınavına girdim. Bazı arkadaşlarımızla beraber biz kazandık konservatuvarı. Konservatuvarı kazandıktan sonra İzmir Devlet Konservatuvarı'nı kazandık. Ama bu işin aslında amiral gemisi Ankara'daki büyük konservatuvardır. Hepimiz aslında orada kendimizi test etmek istedik ve Ankara'ya gidip okumak istedik. Aslında 10 yıllık eğitimin içindeki son yıllar bunlar. Tabii ailem de endişe etti. Ben şunu söyledim anneme. Dedim ki ben gitmek istiyorum. Yani ben gerçekten gitmek istiyorum çünkü evet sizi çok özleyeceğim. İzmir'i de çok seviyorum. Buradaki arkadaşlarımı da bırakıyorum. Ama orada gerçekten mesleki anlamda ne yapabileceğimi daha iyi algılayabilmem için benim gerçekten gitmem gerekiyor. Biz birkaç arkadaşla beraber Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yolunu tuttuk. Çalışmalarımıza orada başladık, konser olduk. Peki ne oldu o konservatuvarda? Hani dedik ya hayatın gayesi, amacı, istek.
artık kurulmuş bir robot gibi bir dönem hissettim kendimi. Yani sanki hocalar tarafından kuruluyoruz, sahneye koyuluyoruz ya da eğitim veriliyoruz, denileni yapıyoruz pozisyondayız. O sene, yani bunu düşünüp de bununla ilgili çelişkiler kafamda yaşadığım sene Polonyalı bir hoca gelmişti Polonya'dan. Önemli bir hoca olduğu söylendi bize. Bize bir workshop, bir çalışma ortamı hazırlandı ve onunla beraber çalışmaya başladık. Ve bize dersin sonunda şunu sordu. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz çocuklar. Hepiniz birer not alın. Bu notları tek tek cevaplayacağım. Ben şöyle bir soru sormuştum. Bizi gördünüz. Dünyanın önemli platformlarında bu işi yaptınız. Bizler öğrenci olarak dünyadaki diğer öğrencilere göre, gördüğünüz yerlerdeki diğer öğrencilere göre hangi sıradayız ve yerimiz neresi? Onun cevabı şöyle olmuştu. Çok iyi çalıştık beraber ve gerçekten özel bir gün yaşadık bugün tam dedi. Ama bu ilginç bir soru oldu. Benim hayatımda pek de rastlamadığım bir soru tipi. Bu soruyu sorabildiğine göre sen dedi kendi konumunda önemli bir yerde bir gün olacağını düşünüyorum. Bu soruyu sorabilen insan önemli bir yere kendisini konumlandıracaktır demişti. Sonrasında ise hep daha bir merak, daha bir merak. Acaba bundan sonra ne yapabilirim? Ankara'daki eğitimden sonra ne yapabilirim? Aslında bütün arkadaşlarımla beraber direkt oraya angaje olabilirdik ve geçiş yapabilirdik ve kadrolu olup artık ülkemizin birer bale sanatçısı olarak mesleki hayatımı orada devam ettirebilirdim. Fakat yetmedi. Yani ben gerçekten görmek istiyordum. Acaba neredeyim? İlk amacım Amerika'da kendimin nerede olduğunu görmek. Avrupa'ya gidip orada birazcık tartmak ve bütün oradaki alacağım tecrübeyi acaba nasıl kullanabilirdim? Ve ben Fransa'ya gittim. Fransız Genç Balesi yani Le Jeune Ballet de France'a gittim. Bakın bunlar aslında bir risk. Çünkü daha güvenli bir limanda, kendi tanıdığınız dans topluluğunda müthiş gösteriler vermek dururken kendinizi bir bilinmeze doğru atıyorsunuz sürekli. Belki de bundan galip çıkamaya da bilirsiniz. Yenilebilirsiniz. Hasar da alabilirsiniz. Çünkü bir küçük bir ceviz kabuğu gibi düşünün. Kocaman bir okyanusun ortasına koyuyorsunuz ceviz kabuğunuzu ve bir kıyıya ulaşmayı bekliyorsunuz. Burada bir cesaret var herhalde bende. Ben tabii Türkiye'li gençlerimizin bu cesaretini aslında hepimizin sahip olduğu inancındayım. Sadece bazen kendimizi çok kapattığımız evreler ve süreçler geçirebiliyoruz. Bu bazen çok istediğimiz bir şeyi yaptığımız zaman bazen bir aile manisi, aile baskısı da olmuş olabiliyor. Ya da bir öğretmenin yönlendirmesi, doğru yönlendirmesi, yanlış yönlendirmesi de olabiliyor. İnsanız hepimiz. Yani çok iyi bir öğretmen bile bazen kendi cümlelerini aktarırken bazen karşı tarafa doğru anlamda geçmeyebilir o cümleler ve aksi istikamet de oluşturabilir. Bütün bunlar olabilir hayatta. Ama olması gereken durum aynı benim geçirdiğim süreç içindeki zaman dilimi gibi. Evde oturarak ve benim yeteneğim ne diyerek olmuyor. Mutlaka kendimizle ilgili bu kadar bilgi akışı varken özellikle sosyal medya üzerinden ve bilgisayar üzerinden bu bilgileri almaya çalışarak bir sünger gibi aynı zamanda kendimizi dinlemekle de ilgili oluyor. Eğer 10 yaşında ben mesleğimi seçebilecek yaşa geldiğime kanaat getirmişsem ki bütün Türkiye'deki hatta dünyadaki bale sanatçıları öyledir. Kendi mesleklerini çok ufak yaşlarda seçmek zorundadırlar. İstediği kadar aile baskılasın, istediği kadar yetenekli olsun, istemeyen zaten istemiyordur. Ama bu konuda gerçekten yeteneğimi görmek açısından değişik alanlara ilgi duymalıyım diye düşünüyorum. Bunu bir örnekle pekiştirmek isterim. Atlayarak gidiyorum, konuyu tekrar geriye döneceğim. Fransa'da Fransız Devlet Balesi'ne geçmiştim Fransız Genç Balesi'nden sonra. Fransız Devlet Balesi'nde bir diz ameliyatı geçirmek durumunda kaldım. Doktor şunu söyledi Paris'teki. Şunu sordum. Dedim ki ben dans edebilecek miyim? Tabii yani 20'li yaşlarda hayatımın tam kariyerimin en başında böylesine bir ameliyat, bu kadar emek vermişken beni geriye atar mı? Şunu söyledi. Bunun için söz vermiyorum.
Hatta normal ileride yürüyüp yürüyemeyeceğin konusunda da söz vermiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben ameliyatı olduktan sonra şunu düşündüm. Ben acaba baleyi yapabilir miyim diye ağlar gözlerle doktora bakarken, ya bir gün yakın bir zamanda bana sen neredeyse yürüyemeyeceksin lafı gelirse, cümlesi kurulursa ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu kadar hayatım boyunca, 10 yıl boyunca emek verdiğim, ailemden uzak durduğum, yatılı okul okuduğum ne olacak? Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Hani İzmirliyim dedim ya, Efes'i gezeriz biz çocukluğumuzdan beri. Her sene okullarımız, ilkokullar bizi götürürdü Efes antik kentine. Ben arkeolog olmak isterdim herhalde. Yani arkeoloji, peki Paris'te bir arkeoloji okulu var mı? İşte yattığım yerde yoğun bakım ve sonrasında hep onları araştırdım. Acaba bir arkeoloji okulu var mı? Evet, Paris'te her ülkede olduğu gibi çok iyi bir arkeoloji okulu var. Peki oraya girebilir miyim acaba? Evet, üniversite bitirdim. Geçerliliği var. Tekrar üniversite sınavına girebilecek miyim? Girebilirim. Heyecan duydum. Yani benim mesleğim ne kadar amaç gibi gözükürse gözüksün, aslında hepimiz için yaptığımız iş bir araçmış. Amaç ne peki o zaman? Yani yaptığımız iş mutlu olmamız için bir araç. Amaç mutlu olmak, anı yaşamak, kendi yeteneğini keşfetmek, dünyayla ilişkisini kurmaya çalışmak, yararlı olur halde hissetmek kendimize. Ben bunu yapabilirim demiş olmak. Bütün bunları düşünürken bu size yaptığım söyleşi gibi birçok üniversitede de söyleşi yapmaya gidiyorum. En sıklıkla gittiğim üniversitelerden bir tanesi ise Boğaziçi Üniversitesi'dir. Şöyle gözlemliyorum bazen. Lise öğrencileriyle üniversite öğrencilerinin arasında bazı farklılıklar oluşuyor. Lise öğrencileri hayatlarındaki meslekleri seçip mutlu olacağı ve istediği doğrultuda, yeteneği doğrultusunda istediği yere seçip bir üniversiteye girmeye çalışıyor. Fakat üniversite öğrencilerinde bazen, üniversite son sınıfa gelmiş öğrencilerde bile bazen mezun olduktan sonra orada öğrendiği mesleği yapmama gibi bir algı olabiliyor. İstatistikler de bunu göstermiş. Oysa ki ben onlardan farklı olarak 10 yaşında mesleğimi seçmiştim. Bunu benim algılamama imkan yok. Yani 10 yaşında mesleğini seçen bir sanatçılar isek, herkes aslında ne yapmak istediği doğrultusunda 3 aşağı 5 yukarı bir karara, bir fikre sahip olabilir diye düşünüyorum. Bunu da aslında çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çoğumuzun evinde internet var. Bilgi akışından o meslekler hakkında bilgi edinmek de mümkün olabilir. Mesela benim oğluma soruyorum, tabii çok ufak daha o, astronot olmak istiyorum diyor. Peki astronot olacak, elbette ki çok güzel. Acaba astronot olmanın yolu ne olmalı? Yani yapacağımız işin yolu nasıl olmalı ve meşakkatli tarafı nedir bunların? Şimdi bu tarafa gelelim. Yine hayatın gayesi, amacından, ana temamızdan hiç kopmadan onun etrafına dönerek anlatmaya çalışıyorum. Beni en çok yoran kendi mesleğimde neler oldu? Benim mesleğim beni yormadı. Benim vücudum o kadar gün çalışmama rağmen, günde 6-7 saat çalışır bir bale sanatçısı, her gün çalışmak zorundadır. Çünkü deriz ki biz, bir gün çalışmazsan kendini hissedersin, bir hafta çalışmazsan seyirci hissetmeye başlar. Ve inanılmaz bir rekabet dolu ortam vardır sanat dünyasında. Pozitif anlamda söylüyorum onu. Rekabetin olmadığı bir yerde de pek başarı çıkmıyor çünkü. En çok yoran aslında baktığınız zaman insan ilişkileri. Aynı kulvara girdiğiniz zaman çok yakın kendinizi hissettiğiniz bir arkadaşınızın bile bazen çıkarlar söz konusu olduğunda insan ilişkilerinde maalesef bir alttan çekme durumu var. Yani mesleğimi çok iyi yapmam gerekir dediğimiz yerde aynı zamanda insan ilişkileriyle kendi ortamımızda o tırnak içinde kıskançlıklar, çekememezlikler, egolar, bütün bunlarla da başa çıkmamız gerekecek. Bununla başa çıkmanın tek bir yolu var. Hiçbir şey yapmazsınız, karşı taraf sizi kıskanıyor diye, beni kıskanıyor diye söylemde bulunursunuz. Ya da kendi konunuzda kısa hedefler belirleyebilirsiniz. Ve bu kısa hedefler, bakın, uzun hedeflere gitmek için
Arada çok engel çıkıyor çünkü. Ben daha kısa hedefler belirlerim her zaman. O kısa hedeflere ulaşmak için bilgi bagajımızı çoğaltmak kalıyor işte. Yani o konu hakkında daha çok bilgi edinmek ve neredeyse halk diliyle konuşuyorum, o işin profesörü olmak gerekiyor. Öyle olunca size gelen bütün saldırılar diyelim, hani dedik ya egolar, kıskançlıklar, bütün saldırılar için olağanüstü bir kalkan oluşturmuş oluyoruz gerekiyor arkadaşlar. Bu dünyanın kuralı. Pandemi zamanında gerçekten bu korumaların, kendimizi korumaların daha da fazla şiddetle artması gerektiğini fark ediyorum. Çünkü saldırılar, bölünmeler, parçalanmalar daha fazla oluyor. Ben her zaman pozitif, çok neşeli, güzel şeyleri anlatmak değil, bu tarafını da anlatmayı seçen bir insan olmayı tercih ederim. Günlük yaşamda bir Cizre'li bahsetti. Sabah çok neşeli kalkarım, sabah 6'da kalkarım. Bu cümle o kadar değerli bir cümle ki elbette ki herkes bunu her zaman uygulayamayabiliyor. Ben de çok istiyorum. Ama şunu yaptığımı fark ettim ben de Gamze Cizreli gibi. Kalktığım zaman pencereyi açıp derin derin oluk oluk nefesimi solumaya özen gösterdim. Yeni bir gün başlıyor çünkü. Dünkü olumsuzluklar ve olumluluklar arkada kaldı. Bugün yeni bir gün. Kendi hikayenizi kendiniz bir rejisör olarak kontrol de edebilirsiniz. Sabah nefesinizi aldığınız zaman ve pozitif anlamda hayata hareketinizi hızlandırdığınız zaman aslında kontrol size geçmiş de olabiliyor bazen. Genel hayat felsefemize bir A4 kağıt alıp yazdığınız zaman ben bunu istiyorum, ben şöyle olacağım, ben bunu başaracağım, ben bunu yapacağım, bundan uzak duracağım gibi bir A4 kağıda yazdığınız zaman günlük hayatınıza uydurduğunuz da bütün bunları aslında o gerçekten siz olmaya başlıyorsunuz. Kendinizi tanımaya başlıyorsunuz Mevlana'nın dediği gibi. Değil mi? Herkes sanki kimse kendi yerinden mutlu değil gibi. Hep daha öteye götürmeye çalışıyor. Ya yani insan ol ne garip değil mi? Aslında biz bulunduğumuz şu anda her neyse her anı doya doya yaşama heyecanına sahip olmaya çalışmalıyız. Bunu yapmıyorsak zaten yanlış yapıyoruz. Hayat boşa akıp gidiyor. Yani sadece bize verilen, yüklenmiş olan görevlerimizi yerine getirmeye çalışmak hayat değil ki bence. Nefes almak, şu andaki coşkuyu hissetmek, bence şu anımızı yaşamalıyız biz. Bunun için tüm bunları yaparken vazgeçmeler de olacaktır. İstediğiniz bir şeyi yaparken vazgeçmeler de olacaktır. Mesela dersiniz ki başarmak istiyorum ve bu yolda hareket ediyorum ama o kadar bıktım ki, o kadar yoruldum ki vazgeçiyorum artık. İşte tam da bu anlarda kendinize bulduğunuz arkadaş grubu ya da bir arkadaş. Bazen bir baba, bazen bir anne, bazen bir kardeş son derece önemli oluverir hale geliyor. Onlar sizin doğru rehberiniz olabiliyor. Ama onların seçimlerini de kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Yani kimin size rehberlik edeceği konusunda seçimlerinizi doğru yapmaz iseniz o rehber bazen hayatınızda çok büyük bir şansı yok ediveriyor. Bunu istemeden yapabiliyor ya da isteyerek yapabiliyor. Kendi rehberimizi kendimiz seçme özgürlüğüne sahibiz diye düşünüyorum ve konuşmamı sevgiyle burada sonlandırıyorum.